Sevgili seyirciler, kulüp doktorumuz Ertuğrul Karanlık'la birlikteyiz. Futbolcularımızın son sakatlık raporuyla ilgili bir bilgi alacağız hocamızdan. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Ben size kısa kısa futbolcu isimlerini söyleyeyim. Siz de onların sakatlıkları hakkında bize bilgiler verirseniz çok sevinirim. Tolga ile başlayalım. Tolga dünkü mücadelede 90 dakika forma şansı buldu ama son durum nedir? Tolga bildiğimiz gibi geçen hafta Erciyes maçında sağ kasında ikinci derece yırtık maalesef yaşadı. MR çekildikten sonra o teşhis koyuldu. Yoğun bir tedavi süresi geçirdi. Aşağı yukarı her gün enjeksiyonlar yapıldı bizim sağlık ekibinden. Ve son olarak perşembe günü son antrenmana kontrolden geçtikten sonra onay verdim ve antrenmanı izledim. Antrenmanda memnun kaldığım için Tolga'yı da oynattık. Kasımpaşa mücadelesi oynayabilecek mi Tolga? Evet. Evet. Hugo Almeida'dan bahsedelim. Burada da bunu söylemiş oldum ya. Normalde ikinci derece yırtıklarda yani 4 hafta uzak kalması da normal olarak görüyorum. Yani normal süresi budur. Ama biz Beşiktaş sağlık ekibi olarak sporcuyu bir hafta içine geri verdik ve bununla ilgili de mutluyuz. Hugo Almeida'dan bahsedelim hocam. O da dünkü mücadelenin belli bir kısmında takımını yarıda bırakmak zorunda kaldı mücadeleyi. Ama oynadı. Bu da bence büyük bir olay. Hugo Almeida'nın sakatlığı hakkında neler söylersiniz? Hugo Almeida geçen hafta salı günü antrenmanı yarıda bıraktı ve Hugo'nun sıkıntıları osteotis pubis belirtileri. Yani bunu takip eden arkadaşlar zaten ne kadar ciddi olduğunu biliyorlar. Biz o günü sağlık ekibi olarak farklı bir tedavi yöntemine karar verdik ve önümüzdeki maç yani Antep maçını düşünerek bir enjeksiyon modeli uyguladık. Bir gün istirahat sonrası ikinci gün antrenmana çıktı. Herhangi sıkıntısı olmadı. Dünkü maçına çıkması bile bayağı sevindirici bir olaydır. Yaklaşık 70 dakika oynadı. Maç sonrası tekrar değerlendirdik. Tabii ki tekrar söylemem gerekiyor. Osteotis pubis sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Yani belirtiler odur. Biliyorsunuz geçmişte bazı sporcular aylarca top oynamadı. Ama biz ama Hugo'yla oynattık ve umarım salı günü de Kasımpaşa maçında oynar. Hocam Jermaine Jones. Jermaine Jones'la yazılıyor, çiziliyor işte sakat geldi. Neler oldu? Şudur budur gibi şeyler. Tabii ki tahsis bir şey. Yani bir futbolcumuz yeni transfer oluyor ve bu tarz sıkıntı yaşaması hoş değil. Ama biz bunu araştırdık. Jermaine Jones Avusturya yani kendi bir takımıyla Avusturya'ya karşı geçen senenin sonlarına doğru maç yaptı. Orada o maçta sol kasık bölgelerinde ağrılar hissetmiş ama bir türlü çözememişler. Ne olduğunu anlayamamışlar. Ve antrenmanlara katılmış. Maçla kaçırmamış yani ama rahatsız olduğunu söylüyordu. O bağlantı olabilir mi? Olabilir. Belki olmayabilir. Ama gerçek olan bu ki biz MR çektik. Ağrılarla ilgili. Antrenmanda sıkıntı yaşadığı için yani sağlık kontrolünde herhangi bir problemle karşılaşmamıştık. Antrenmanda çarşamba günü pardon salı antrenmanında geçen hafta salı günü antrenmanında ağrıları başlıyor. Artıyor. Ve antrenmanı bitiriyor. Yani bir futbolcu yeni transfer olduğu zaman yani birkaç antrenman sonrası gelip de antrenman yarıda bırakmak hoş olmuyor. Tabii ki onu da görmemiz gerekiyor. Önemli bir faktördür. Hoş bir durum değil. Biz de tabii ki bu problemi çözmek için MR çektik. MR'dan gelen sonuç işte kasında yırtık oldu. Meydana yani yırtıktır. Yırtık bulunuyor ve Cemil'e de biz burada özellikle sakat olan bölgelere iğne tedavisi uyguluyoruz. Yani sakatlık neredeyse tespit ettikten sonra ultrason kontrollü ilaçları yani resmen kaynak ediyoruz öyle diyelim. Şimdiye kadar iki gün peş peşe bunu Cemil'e yaptı. Zaten evvel işte yaklaşık 15 dakika önce kendisiyle beraberdim. Gidişattan çok memnunum. Bir zaman vermiyoruz. Biz zaten elimizden geldiği kadar teknik heyete yardımda bulunmak istiyoruz. Yani biz her zaman gelecek maçı düşünerek yani oturarak oturduğun zaman öyle de böyle bu tarz sıkıntılar ilişecektir. Bizim de sağlık ekibi olarak faydamız böyle olsun. Biz gelecek maçı düşünerek dediğim gibi tedavi uyguluyoruz. Olur mu? Olmayabilir. Olabilir. Ama zor yani. Sonuçta orada bir ciddi şekilde bir yırtık meydana geldi. Onu söyleyebilirim ama ben şu andaki durumla memnunum. Hocam son olarak Necip Uysal diyelim. Necip Uysal Trabzon maçında yani birinci derece bir sıkıntı yani adresinde yırtık mı diyorsun, zorlama mı diyorsun karşı yani yaşamıştı. Kaç gündür istediğimiz programı yani hocayla Dolu Hoca'yla beraber çalıştığı programı uyguluyor. İyileşmiş aslında ama takıma yani ihtiyaç olmadığı için biz orada
daha da yumuşak davrandık. Ve MR de çekti. MR de iyileştiğini gösterdi. Bundan iki gün önce MR çekti. Aslında ihtiyaç olsaydı futbolcumuzu Antep maçına bile verebilirdik. Hocam son olarak dedim ama Ersan'ı atlamayalım. Ersan Adamgül'üm. Ya Ersan geçen hafta Erciyes maç öncesi antrenmanda bir darbe almıştı bir ikili mücadelede. Maalesef Erciyes maçında da o aynı bölge kalça üzerisine düştü. Ciddi şekilde kanama ve yumuşak toku ödemleri zedelemesi ortaya çıktı. Koşmasını, mücadelesini, her türlü aktivitesini engelleyen bir sıkıntıydır ama arkadaşımıza da yoğun tedavi yaptık, uyguladık. Dün çok ciddi şekilde, hatta arkadaşlar şunu söyledi Dolu Hoca, sanki pre-season yani kamp dönemindeki yaşanan bir antrenman sergilemiş ve bugün de şimdi takımla beraber çalışıyor. Salı günü umarım oynar, yani sıkıntı bulunmuyor. Hocam şunu sormak istiyorum. Her doktorun kendine ait bir tedavi şekli de vardır. Tabii futbolcunun bünyesine göre de değişen sakatlık durumları vardır. Siz takımın, oyuncuların sizin tedavilerinizi uygulaması konusunda memnun musunuz? Veya futbolculardan ne tarz geri dönüşler, feedbackler alıyorsunuz? Şimdi tabii ki bir insan bir yere geldiği zaman yani konuşmakla bir iş yapılmıyor. Ben ne kadar da desem ki ben böyleyim, şöyleyim ve arkadaşları da dese ki güvendir, öyle olmuyor. Yani bir iş yapacaksınız, ikincisini, üçüncüsünü. Yani insanların güven kazandıktan sonra belli bir seviye geliyorsun. Mesela son yaşadığımız örnek aslında güzel bir örnek. Jermaine Jones 15 yıl Bundesliga'da oynamış. Yani Bundesliga'da Avrupa'nın en gelişmiş ülkesinin futbol ligidir. Ve aynı zamanda Amerika milli takımda oynuyor. Yani oradaki tıbbi durumu da belli. Tıpta bir numara oldukları. Mesela bir insan tedavi süresinde kalkıp da yani Beşiktaş'ın sağlık hekimine kadar profesyonel, hatta Schalke 04'ten daha da profesyonel olduğunu veya şimdiye kadar böyle bir şey görmediğini, yaşamadığını söylemesi çok güzel bir şeydir. Bu önemli bir şeydir. Aynı zaman futbolcular da faydalarını gördükleri zaman bizim tavsiyelerimize uyuyorlar. Yani birkaç futbolcu bile, dünkü bile ilk 11'de oynayan, üst düzey performans gösteren futbolcular beslemesine dikkat ediyorlar, özel hayatlarına dikkat ediyorlar, uykudur. Yani bunların ne kadar önemli olduklarını anlıyorlar. Ama bunları yani insanlara sadece bir söylemekle olmuyor. Zaman içinde kazanıyorsunuz. Onlar da inandıktan sonra sizin tavsiyelerinize uyuyorlar. Ve şu anda da bunu da yani 6 ay ben şimdi 5 yaşta bulunuyorum. Bir değil, iki değil, bayağı sayısını bile bilmiyorum. Farklı sıkıntılarla karşılaştık, yani sakatlıklarla. İnanıyorum ki bunu herkes, yani kim takip ettiyse bunu söylemesi yani fark etmiştir. Biz burada iyi iş yaptığımızı, ben bunu çok iddialı söyleyebilirim. Ben eminim ki Türkiye'nin en iyi sağlık ekibi 5 yaşta bulunuyor. Yani bunu çok altını çizerek söyleyebilirim. Bizim rehabilitasyon hocamız, örnek vereyim, Dolu Aslan bence Türkiye'nin en iyisidir. Türkiye'nin en iyi fizyoterapisti bence Aşkın'da da bizim ekiptendir. Türkiye'nin en iyi masörü Cemil bizimle beraber. Öteki arkadaşlar da tabii ki iyidir ama ben bunu burada söylemek istiyorum. Çok iddialıyım yani. Türkiye'nin en iyisi Beşiktaş'tadır.